Merhaba Aksaray Keşfet Programı seyircileri. Yeni bir bölümde beraberiz. Bugün Aksaray'ın güzelliklerinden Narlı Göl'deyiz. Bir krater gölü, termal turizminde yapıldığı krater gölü. Onun seyir noktasındayız, kalp şeklinde göründüğü yerde. Bu haftaki bölümümüzde misafirimiz ayı yemeği Turan Zeynel. Kendisi bir Instagram fenomeni. Ayı derken dağların ayısı değil, kampların ayısı. Kamplarda yemek Turan Zeynel'den sorulur. Şimdi misafirimiz gelecek programımızda. Önce ona bir kahvaltı yaptıracağız. Ama tabii normal bir kahvaltı değil. Dünyanın ilk üçü, Türkiye'nin ise bir numaralı uzun mesafe take-off, yamaç paraşütü pistinin olduğu Aksaray'a yakışır şekilde ayı yemeğine havada kahvaltı yaptıracağız. Daha sonrasında ilk çömleğin pişirildiği Gelveri Güzelyurt ilçemize gideceğiz. Ve oradan buraya tekrar gelirken o lezzeti dillere destan Gelveri çöreğinden alıp kampımıza tekrar dönüş yapacağız. Şimdi misafirimi karşılamak üzere kamp alanına doğru ilerliyorum. Hoş geldin Turan. Hoş bulduk. Sayın ayı yemeği. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl İyi, geçti vallahi. Yolculuk? Vallahi biraz yorucuydu. Acıktın mı? Acıktık tabii ki. Her zaman açlık var. Şimdi güzel bir kahvaltıya götüreceğim. Ama orijinal bir kahvaltıya götüreceğim. Ömür boyu unutamayacağım. Deneyelim bakalım nasıl oluyor. Hadi gidelim o zaman. Uçacağım için çok heyecanlıyım. Sağ olsun hocam yanımda. İngiltere'ye gitmeden önce beni uçurmaya karar verdi. Sağ olsun. Şu an uçmaya hazırlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Uçmayan kalmasın. Herkes Aksaray'a bekliyoruz. Aksaray'da görüşürüz. Aksaray'ı keşfedin. Hayır. Efendim, ne yapıyorsunuz? Uçacağım. Nerede? Buradan böyle geldik yoldan. Şuradan koşacağız. Oradan uçacağız. Şu aşağıya ineceğiz herhalde. Birazdan uçan bir ayı göreceğiz. Uçan bir ayı. Birazdan kahvaltıya başlayacak Turan Bey. Aynen hocam, azığımı getirdim. Hocam çayda var mı çay? Var. Uçuyoruz, havadayız, kahvaltımız hazır, çay, kahve, herkesi, dostları bekliyoruz. Çaya bekleriz. Güzel oluyormuş böyle kahvaltı. Değil mi hocam? Süper. Evet Turan hocam. Vallahi süper bir kahvaltıyı deneyim. Kahvaltıyı yaptınız, çay da içtiniz. Afiyet Aynen. olsun. Süper bir deneyim. Herkesin kesinlikle yaşaması gerekiyor bunu. Aksaray Belediyesi'ne, Hakan Hoca'ya ve özellikle Abdullah Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Süper bir deneyim yaşadım sayelerinde. Aksaray'ı keşfetmeye devam. Havadan gördük, yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler.
Evet sevgili seyirciler, ayı yemeye Turan Zeynel'le yamaç paraşütüne gittik. Kendisi kahvaltısını yaptı. Bir duygularını alalım önce. Nasıldı? Vallahi yamaç paraşütü zaten hayalimdi. İlk defa Aksaray'da değerlendirme fırsatı buldum. Evet. Hocamız zaten gayet tecrübeli ve bu konuda kendini kanıtlamış. Fazlaca tecrübesini ve rahatlığını yansıtan biriydi. Çünkü ayakların yerden kesilmesi biraz benim için sıkıntıydı yükseklik korkusundan dolayı. Ama kendini rüzgara bırakınca gerçekten ama çok güzel şeyler oldu. Kahvaltı yapabilecek kadar rahatlamışsın. Aynen. Mataramı buraya astım. Buradan çayımı içtim. Bir yandan da sabah hazırladığım sandviçimi yedim. Ayı yemeği olmak da bunu gerektiriyor. Her durum ve şart altında yiyebilmeli. Aynen, çok güzeldi. Evet, manzaraya karşı. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, Aksaray, daha önceki programımızda da bahsettik. Türkiye'de birinci sırada, dünyada ise ilk üçte olan uzun mesafe yamaç paraşütü pistine sahip. Uluslararası organizasyonlarımız devam ediyor. 2021'de ise uluslararası süper final kupası Ağustos sonu Eylül başında planlanmakta. İnşallah o zaman şehir içi şehir dışından katılımlarınızı bekliyoruz. Yaklaşık 35 ülkeden 130 milli sporcunun katılacağı bir organizasyon olacak. Peki Sayın Zeynel Bey, bir ayıya göre... Ayı diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz ayı? Zeynel Bey zorluyor olabilir. Sayın Ayı Bey, gelveriş öreğimiz hakkında ne diyorsunuz? Fırından sıcak sıcak böyle... Valla çok güzeldi. Yani Aksaray'a geldiğim zaman, hadi şuraya gidelim dediğim zaman, bir arkadaşımı götüreceğim zaman kesinlikle güzel yurta giderim. Orada bir çörek alırım. Tabii buraya giderken tulum peynirim ve tereyağım da yanımda olur. Evet. Bir güzel orada sıcak sıcak çıktığı anda sarar yerim onu. Afiyet olsun efendim. Yanına da bir termos çay kesinlikle biter. Mis gibi. Mis gibi. Peki Ayı Bey, neden ayı? Neden ayı yemeği? Bunun felsefesi nedir? Yani mantığı nedir? Şimdi ben kampta yemek yapıyorum ve kampta yapılan yemekleri paylaşıyorum. Bizler izcilik kökenli olduğumuz için ayıyı çok fazla severiz. Sevmeyen de saygı duymak zorunda olur. O gücü ayı... sahip ya. Evet, evet. Bir şekilde saygı duymanız lazım. Onun dışında hepçil bir hayvandır. Yani sadece otla beslenmez, sadece etle beslenmez. Aslında hesabının da felsefesi bu. Yani bir barbekü sayfasından ziyade, et mangal yapılan bir piknik sayfasından evet. ziyade her şeyin yapılabildiği, kampa gittiğiniz zaman her şeyin yapılabildiği bir sayfa olmasını istedim. Yani kamp dediğin zaman illaki et akla gelmemeli. Evet. Yani gidip mangal yapmamalısın orada. Kekini de yapabilmen lazım. Evet. Hesapta çok fazla örneği var. 1500'ün üstünde yemek var. Onun için diyorum mesela ayı yemeği hesabı ayı şeflerin emeklerini taşır diye. Yani sadece onlarla sizin beraber... paylaşımlar değil. Evet, örnek olabilecek. Doğaya zarar vermeyen örneklerin içinde olduğu. Bu çok önemli tabii. Evet, doğaya benim için çok önemli. Yani yaptığım şeyin değeri buradan kaynaklanıyor. Eğer zarar veriyorsam bu işi bırakmam lazım. Ya da zarar veriyorlarsa bu benim sayfamda yer alamaz. Yani çok geniş bir ateş, haddinden evet. fazla odun. Bu da israflardan biridir kesinlikle aslında. Kesinlikle kampın bir felsefesi vardır. Doğaya evet. saygı duyularak yapılması gerekir. Evet sevgili seyirciler, ayı yemeği her yıl ulusal bazda kamp düzenliyor. Bir defa olmak üzere. Bu kamplardan birine katılma fırsatı buldum. Kampa giderken belli şartları var. Öyle hadi ben geldim diyemiyorsunuz. Bizden kitap istedi. Bizden kuru gıda istedi. Bizden bir parça et istedi. Bu tarz birkaç eşya daha istedi. Peki ne yaptı bunlarla? Kuru gıdayı ihtiyacı olan kişilere dağıttı kamptan daha sonra. Kitapları okullardaki kütüphanelere hediye etti. Ve bunun gibi yardımlara da devam ediyor. Yani ayı yemeği dediğiniz zaman sadece işte doğada yer içer gezer öyle bir şey değil. İnsanın doğasına da temas eden bir felsefesi var. Değil mi? Evet. Sayın Ayı Bey,
Aynen o şekilde. Zaten ben diyorum, ayı yemeği bir sosyal organizasyon. Neden diyeceksiniz? Ben mesela bir yere gittiğim zaman sağ olsun arkadaşlar çok güzel ağırlıyorlar beni. Bu ayı yemeğinin benim hayatımda olmasının bana kattığı bir şey. Ve ben o diyeti bir şekilde etrafımdaki insanlara, canlılara yansıtarak yoluma devam etmem gerekiyor. Bunun için de sokak hayvanlarına yardım olarak mama topluyorum. Her zaman arabada bulunur ya da arkadaşlarıma veririm. Onlar da arabalarında dağıtırlar. Ne kadar güzel. Tek başınıza şekilde da değilsiniz yani. Evet. Ya, zincirin halkası şeklinde. Bu işler ekip işi. Belki sayfa bana ait olabilir ama benden fazla sahip çıkan arkadaşlarım var. Beraber yemek yaptığımız arkadaşlarımız var. Onlarla beraber büyüyoruz aslında. Çünkü dediğim gibi bu bir ekip işi. Yani tek başına olabilecek bir şey değil. Bu kadar büyümek kolay değil. Değil mi? Hakkını da veriyorsunuz. Sevgili seyirciler, şimdi merakla bekliyorum. Ayı Bey'in elinden yemek yemek nasip oldu ama yaklaşık 300 kişi birden yedik. Evet. Yani böyle bir lokma düştü düşmedi. Biraz daha fazlası belki. İnşallah bugün bizim için bir yemek yapacak. Acaba ne yapacak? Onu da merak ediyorum. Menüde ne var? Bugün pöç kebabımız var. Onun dışında pirinç pilavı yapacağız. Yanına güzel bir cacık yapacağız. Biz köyden bir takım şeyler aldık, malzemeler aldık. Taze taze. Organik. Evet, bir de brokolimiz var. Brokoliyi de yapacağız yanına. Bir de Aksaray'ın patateslerinden yapacağız. Evet, Aksaray, sayın seyirciler, birçok tarım ürünü yönünden gerçekten bırakın Türkiye'yi, dünyada isim yapmaya başladı. Bunların içerisinde sarımsağı var, çileği var, goji berisi var. Zaten buğdayımız ve çerezlik ay çekirdeğimiz, pancarımız bilinmekte. Ayrıca son dönemlerde yüksek revaçta olan patatesimiz var. Şu anda mahsul zamanı, onlardan getirdik. Aksaray'ın yerli patatesini burada Ayı Bey'le birlikte kızartacağız. Aynen. Daha doğrusu bugünkü benim yardım konum şu. Ben yiyeceğim. Peki Ayı Bey, yemek güzel. O zaman sabırsızlanıyorum. Hızlı bir şekilde yemek bölümüne geçsek mi? Aynen, Ayı başlayalım. Ayı nasıl yemek yapar? Başlayalım artık. Bakalım. Ben şuradan önlüğümü alayım. Tamam.
Evet. Turan'cığım, ellerine sağlık. Yemeğimizi koyduk sevgili seyirciler. Afiyet olsun. Pişmesini bekliyoruz. Hava kararmak üzere. Aksaray'ımızı gezdik. Yamaç paraşütü yaptık. Gelveri çöreğine baktık. Gelveri çömleğine baktık. Şimdi o çömlekte pöç güvecimizi yapıyoruz. Hava kararmak üzere. Programımızı burada noktalayacağız. Sevgili Ayı Bey, Turan Zeyner'e çok çok teşekkür ediyoruz ayı yemeği. Ben de Aksaray'a, değerli belediye başkanına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler. Aksaray'ı keşfetmeye devam edin. Doğayla kalın, doğada kalın. Görüşmek dileğiyle. Biz programı kapattık dedik ama sevgili seyirciler, bir misafirimiz geldi havanın kararması ile birlikte. Misafir dediysek aslında misafir değil, mekanın asıl sahibi Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer. İyi akşamlar sevgili seyirciler, kıymetli hemşerilerimiz. Bu akşamki Aksaray Keşfet programında çok kıymetli bir konuğumuz var. Turan Bey, namı diğer ayı yemeği yapımcısı, organizatörü. Bilhassa tabii ki bu işle uğraşanlar yakından takip ediyorlardı, kendilerini tanıyorlardır. Sosyal medya fenomeni. Aksaray'ımıza bugün misafir ediyoruz. Sabahleyin Aksaray'da bir yamaç paraşütüyle ve yamaç paraşütünde kahvaltı yaparak programa başladılar. Akabinde Güzelyurt ilçemizde güzel bir güveç yapımı gerçekleşti. Güzelyurt çöreğini tatma imkanı buldular. Aynen. Oradan da şimdi güveçlerini aldılar, geldiler ve Narlı Gölümüzün tepesinde, Narlı Gölümüze nazır bir yamaçta akşamın bu vaktinde bundan sonrasını kendisinden dinleyelim. Evet, öncelikle yemeklerimizi hazırladık. Buraya geldiğimiz anda hemen alanımızı oluşturduk. Biraz manzaranın keyfini çıkardık. Narlı Göl'ün güzelliğini gördük. Gündüz de zaten Aksaray'ın güzelliğini gördük. Aksaray'ı bir tepeden inceledik. Bir yemek yeme fırsatı buldum. Evet. Sağ olsun çok değerli hocalarımız var ve Aksaray'da çok güzel işler yapılıyor. Ben de sizlerin vesilesiyle Aksaray halkının değerini bildiği bu güzel coğrafyanın keyfini çıkarmaya başladım, keşfetmeye başladım. Ihlara Vadisi'ni tepeden gördük ve çömlek yapımını izledik değerli ustalardan. Ve sonrasında çöreği tatma imkanı bulduk. Gelenlere tavsiyem yanınızda tulum peyniriyle tereyağı getirin. Hazır orada pişmişken yemek en güzeli. Bizler biraz sonra yemek yiyeceğiz. Tadına bakacağız ayrıca. Soğuyunca da tadına bakacağız. Ama sıcakken de çok güzel gidiyor başkanım. Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz yemeğimizin pişmesini. Belirtmiş olduğunuz gibi Aksaray'ımız bu anlamda tüm doğal güzelliklere sahip tarihi bir kadim Anadolu şehri. Sizler gibi yapımcılarımız, organizatörlerimiz Aksaray'ımıza geldiklerinde bu tarihi, doğal güzelliklerini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar elbette. Biz herkesi, tüm hemşerilerimizi, tüm yurttaşlarımızı Aksaray'ımızı görmeye, gezmeye davet ediyoruz. Tüm imkanları onlar için seferber etmiş durumdayız. Doğal sporlarında birçoğu Aksaray'ımızda gerçekleşmekte. Özellikle ekoturizm alanında tüm imkanları Aksaray olarak biz tüm isteklilere, meraklarına sunuyoruz. Bunu buradan belirtmek istiyoruz. Tekrar Aksaray'ımıza geldiğiniz, bizi bu organizasyona dahil ettiğiniz ve Aksaray'ımızın tanıtımına katkı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bu imkanı sağladığınız ve Aksaray'ı keşfetmemize vesile olduğunuz için sizin nezdinizde Aksaray halkına teşekkür ederim. Ve bu programa emek veren herkese teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.